İyi akşamlar sevgili izleyenler. TV'lik Haber Merkezi'nce hazırlanan haberleri izliyorsunuz. Ordu'nun Mesudi ilçesi Topçam bölgesinde teröristlerin kurduğu pusu sonucu şehit olan 3 askerin cenazesi düzenlenen törenle memleketlerine uğurlandı. Ordu Giresun Havalimanı'nda düzenlenen törenin ardından şehitler askeri uçakla Konya, Sivas ve Kırşehir'e uğurlandı. Mesudiye'nin Topçam bölgesinde terörist unsurların görüldüğü bilgisi üzerine araziye intikal edilirken teröristlerin kurduğu pusu sonucu şehit olan jandarma uzman çavuş Hamdi Karagöz, jandarma Erdoğan Kaya ve jandarma Muhammed Ali Sarı için Ordu Giresun Havalimanı'nda tören düzenlendi. Ordu Giresun Havalimanı'nda düzenlenen törene Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu, Giresun Valisi Hasan Karahan, AK Parti Ordu Milletvekilleri Oktay Çanak ve Metin Gündoğdu, CHP-PM üyesi İdris Yıldız, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, Giresun Jandarma Bölge Komutan Vekili Tuğgeneral Ercan Yasin, Ordu Jandarma Garnizon Komutanı Albay Sedat Sarıkaya, protokol mensupları, belediye başkanları ve kalabalık bir vatandaş topluluğu katıldı. Törende şehit jandarma uzman çavuş Hamdi Karagöz'ün eşi Duygu Karagöz, eşinin tabutu başından uzun süre ayrılmadı. Törenin ardından şehit cenazeleri askeri uçağa taşınırken alanda bulunan vatandaşlar hep birlikte tekbir getirmeye başladı. Allahu ekber, la ilahe illallah, Allahu ekber, Allahu ekber ve lillahil hamd. Düzenlenen programın ardından şehit jandarma uzman çavuş Hamdi Karagöz'ün naaşı Konya'ya, jandarma Erdoğan Kaya'nın naaşı Sivas'a, jandarma Muhammed Ali Sarı'nın naaşı da Kırşehir'e gönderildi. Allahu ekber ve lillahil hamd. Allahu ekber, Allahu ekber. La ilahe illallah, Allahu ekber. Aynı terörist saldırısında ağır yaralanan jandarma Burak Seyrek'le jandarma Ufuk Tamalı'nın tedavileri ise sürüyor. Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş Çankaya Köşkü'nde Başbakan Binali Yıldırım'ın başkanlığında gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu toplantısı devam ederken gazetecilere açıklamalarda bulundu. Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş Çankaya Köşkü'nde Başbakan Binali Yıldırım'ın başkanlığında gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu toplantısı devam ederken gazetecilere açıklamalarda bulundu. Anlayacağız. Bunları 2-3 başlıkta toplamak mümkün. Bunlardan birisi normalleşmedir. Evet, çok ağır bir geceydi. Türkiye'ye çok ağır fatura ödettirmek isteyen bir hain plandı. Çok şükür en az minimum maliyetlerle bunu geçtik. Ama şimdi sürekli bunu ne unutturacağız ne de sürekli orayla meşgul olacağız. Şimdi süratle normalleşme sürecine giriyoruz. Bu anlamda gerçekten kamu yönetiminin günlük hayat zaten çok şükür normal devam ediyor. İlk anda söylediğimiz olağanüstü hal millete karşı yapılmış bir olağanüstü hal değil. Devlete karşı yapılan, devletin içindeki çetelere karşı yapılan bir olağanüstü haldir. Bu görülüyor bu uygulama sırasında. Dolayısıyla süratle normalleşmeyi sağlayacağız. Bu anlamda gerekli adımlarımızı atacağız. Kurtulmuş, 7 Ağustos'ta yapılacak miting, bu miting herhangi bir partinin mitingi değildir. Bu miting bütün Türkiye'nin mitingidir dedi. Nöbete devam. Her partiden insan, her farklı görüşten insan, her farklı yaşam tarzından insan o meydanları dolduruyor, meydanları bilen bir insanlar olarak söylüyoruz. Ve Türkiye bu demokrasi nöbetine devam ediyor. Şimdi bu demokrasi nöbeti inşallah 7 Ağustos'ta, bu hafta pazar günü İstanbul'daki muhteşem bir mitingle sona erdirilecektir. Sayın Cumhurbaşkanımızın davetini bir kere daha tekrarlıyoruz. Bu miting
herhangi bir partinin mitingi değildir. Bu miting bütün Türkiye'nin mitingidir. Bütün partilerin mitingidir. Alman Anayasa Mahkemesi'nin kararına yönelikse kurtulmuş, bu açık bir çifte standarttır ifadelerini kullandı. Öncelikle bütün Türkiye Cumhuriyeti yurttaşları ve Alman vatandaşlarına çok teşekkür ediyorum. O alanı doldurarak aynı Türkiye'deki milyonlar gibi demokrasiye inandıklarını ortaya koydular. Darbelere karşı olduklarını ortaya koydular. Türkiye'ye olan bağlılıklarını, sevgilerini ortaya koydular. Alman yurttaşları da Türkiye ile olan dostluklarını ortaya koydular. O mitinge katılan herkese gerçekten yürekten teşekkür ediyoruz. Ancak maalesef Alman makamlarının göstermiş olduğu çifte standardı da belirtmeden geçemeyiz. Değerli arkadaşlarım, şimdiye kadar 4500 teröristle ilgili, Türkiye'nin aradığı teröristle ilgili dosya ve dava var. Kurtulmuş darbe teşebbüsü gerçekleşmiş olsaydı FETÖ'cüler dışında hiç kimseye hayat hakkı olmayacaktı dedi. Biz de hiçbir şey bilmiyoruz demektir. Gizli kapaklı olan, muamma olan bir şeyden bahsetmiyoruz. Ayan beyan açık olan bir şeyden bahsediyoruz. Tüm halka karşı yapılmış olan açık bir saldırıdan bahsediyoruz. Gelsinler, adamlarını göndersinler, incelesinler, insafla ne istiyorlarsa yapsınlar. Ama oturdukları yerden sanki bir takım şüpheler varmış gibi demeçler vermelerini doğru bulmayız. Kurtulmuş Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yeniden yapılanması ile ilgili de açıklamalarda bulundu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yeniden yapılanması ile ilgili gelişmelerin öyle tesadüfen darbe oldu bundan sonra ne yaparız şeklinde anlayışlarla değil. Çok iyi hazırlanmış, ana fikri ve ana çerçevesi çok iyi planlanmış bir çalışmanın sonucu olduğunu ifade etmek isterim. Bu çerçevede ana fikrimizi oluşturan dört temel bakış açısını sizlerle paylaşmak isterim. Bunlardan birincisi, sivil asker ilişkilerinde sivil iradenin, milli iradeyi temsil eden sivil iradenin daha güçlü olması ve sivil iradenin bu anlamda asker sivil ilişkilerine yön vermesidir. Bu çerçevede yüksek askeri 669'u biliyorsunuz, teferruatını anlatmayacağım. Yüksek Askeri Şurası'nın yapısının sivilleşmesi bu amaçla atılmış adımlardan birisidir. İkincisi, silahlı gücün tek bir elde toplanmasının önlenmesi. Bunun için jandarma ve sahil güvenliğin İçişleri Bakanlığı'na, kuvvet komutanlıklarının Milli Savunma Bakanlığı'na, Genelkurmay Başkanlığı'nın da doğrudan doğruya Cumhurbaşkanımıza bağlanması bu amaçla, yani silahlı gücün tek bir elde toplanmasını önlemek amacıyla atılmış bir adımdır. Mesudi ilçesi Topçam Karakolu mevkiinde meydana gelen hain terör saldırısı sonucu 3 asker şehit olmuş, 2 asker ise yaralanmıştı. Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu konu hakkında açıklama yaptı. Bölgede operasyonların sürdüğünü söyledi. Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu Mesudi ilçesindeki Topçam Karakolu mevkiisinde ormanlık alanda operasyonel faaliyet yürüten askerlerin üzerine teröristler tarafından ateş açıldığı ve bunun sonucunda 3 askerin şehit olduğu, 2 askerin ise yaralandığını söyledi. Güvenlik güçlerimizce değerlendirildi. Yerinde operasyona gittiler. Ancak bu söyleyecek kelime bulamıyorum. İnsanlıktan nasibini almamış bu canavarlar nerede ne zaman saldıracaklarını, kime saldıracaklarını kendileri belirliyorlar. Her türlü tedbire rağmen bölgenin coğrafi yapısı, anormal dağlık ve ormanlık oluşu askerlerimizi maalesef pusuya düşürdüler. 3 tane vatan evladı toprağa düştü. Allah gani gani rahmet eylesin, başka acılar yaşatmasın. 2 tane yaralımız var. Ben ziyaret ettim. Durumları iyi, ameliyat oldular. Onlar kurtuldular. İnşallah herhangi bir sıkıntı yaşamadan en kısa sürede taburcu olurlar. 3 şehit, 2 yaralı olduğunu söyleyen Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu, bölgede teröristlere yönelik operasyonların sürdüğünü, ayrıca İl Jandarma Komutanı'nın da bölgeye intikal ettiğini belirtti. Memleketimiz çok stratejik bir bölgede ve sığındığımız son toprak parçası. Bizi buralarda yok etmek isteyen çok düşmanımız var. Bu PKK denen bela sadece 3-5 tane çapulcudan ibaret değil. Biz gelişmiş dünya milletleriyle de çarpışıyoruz.
Onların da üstesinden geleceğiz. Vali Balkanlıoğlu vatandaşların rahat olması gerektiğini söyleyerek, ordunun huzurlu bir kent olduğunu ve bunu hiçbir şeye feda etmeyeceklerini vurgulayarak, güvenlik güçleriyle bölge halkının birlik ve beraberliği neticesinde teröristlerin bölgede barınamayacağını sözlerine ekledi. 3 tane terörist gözüktü diye bu memleketi terk edecek halimiz yok. Güzelim orduyu, dağlarımızı, ormanlarımızı, yaylalarımızı terk etmeyeceğiz. Bilakis oralarda daha çok bulunacağız. 2 tane kurt dağda gözüktü diye bütün sürülerimizi nasıl merkeze indirmiyorsak, bunlardan asla çekinmeyeceğiz. Mesudiye Topçam kırsalında PKK'lı teröristlerle asker arasında çıkan çatışmanın ardından bölgede operasyonlar sürüyor. 3 askerin şehit olduğu, 2 askerin ise yaralandığı terör saldırısının ardından bölgeye çok sayıda komando birliği sevk edildi. Ordunun Mesudiye ilçesinde meydana gelen 3 askerin şehit düştüğü, 2 askerin yaralandığı silahlı saldırının bölgede arama faaliyeti yürüten ekiplerin öğlen yemeği molası sırasında meydana geldiği öğrenildi. Yetkililerden elde edilen bilgiye göre dün bölgede terör örgütünün geçiş yapabileceği ihbarı üzerine askeri birlikler Mesudiye ilçesinde Topçam Karakolu'nun bulunduğu Güzelce Mahallesi'nde arama faaliyeti başlattı. Bölgede arama faaliyetlerini bugün de sürdüren ekiplere öğlen yemeği molası verdikleri sırada ormanlık alandan uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Çıkan çatışma sonucu 3 asker olay yerinde şehit oldu. Yaralanan 2 asker ise Ordu Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Bu sırada olay yerine takviye amacıyla gelen Kobra tipi zırhlı araç devrildi. Yaralananın olmadığı kazada araç, iş makinesi ve çekici yardımıyla kaldırıldı. Bölgeye çok sayıda komando birliği de sevk edildi. Teröristlere yönelik operasyonlarsa sürüyor. Mesudiye Topçam kırsalında süren terör operasyonlarına halkın ve askerin dayanışması damga vurdu. Başlatılan operasyona katılan askerlere bölgede oturan vatandaşlar, özellikle anneler, ikramlarıyla destek verdiler. Yok. Ordunun Mesudiye ilçesinde terör saldırısı sonrasında başlatılan operasyona katılan askerlere bölgede oturan vatandaşlar da destek veriyor. Allah'ın ağzına bu vaza kavuşsun, tamam mı yavrum? Teyze sen buralısın değil mi? He buralıyım. Adın ne teyze senin? Benim ismim Gülbeyaz. Soy isim? Öztürk. Ne hissediyorsun yenge şu anda? Askerle Mehmetçik'le destek oluyorsun. Ben bunları seviyorum. Hepsini yavrum, hepsini. Allah bunları tüy başa yutar. Ömürlerini uzun etsin. Allah bunları bir kazadan beladan saklasın yavrum. Bu tamam PKK'lara bir mesajın olacak mı senin? Allah bunların ahrını kessin de yavrum. Bu çocukları bir şey etsin. Allah bunları bir hata getirmesin. Anası olsun yavrular kavuşursun. Cümlesini. Alanda arama tarama çalışması yapan askerlerin kısa süreli molaları sırasında köylüler de çay ve yiyecek ikram etti. Bölgedeki operasyonlara Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı'ndan gelen komando timlerinin de katıldığı belirtildi. Ordunun Mesudiye ilçesi Topçam bölgesinde teröristlerin 3 askeri şehit etmesi, 2 askeri ağır yaralamasının ardından Karadenizliler PKK'lılara çatışmak için dağlara çıktı. Topçam bölgesinde dağılan bazı vatandaşlar, Jandarma Komutanlığı'nın emir ve talimatlarına uygun hareket ederek nöbet tutuyor, bazıları ise araziye çıkarak terörist izi sürüyor. Ordunun Mesudiye ilçesinde 3 askerin şehit edilmesi, 2 askerin ağır yaralanmasının ardından Karadenizliler terörist avına çıktı. Biz burada hainleri nöbet tüklüyoruz. Hainleri, askerimizi şehit etmişler. Biz de burada onların kanını yerde bırakmamak için bekliyoruz. Fatsa, Jandarma Komando Birliği ve askerlerin yürüttüğü arazi taramalarına ordunun değişik ilçelerinden gelen vatandaşlar da otomatik silahları ve av tüfekleriyle eşlik ediyor. Askerlerimize, karakolumuza yardımcı geldik. Bu hainleri buradan çıkaracağız. Ya yakalayacağız, ya öldüreceğiz, ya öleceğiz. Ben 70 yaşındayım. Elimde pompalı tüfekte onları bekliyorum. Ölene kadar da bekleyeceğim. Ölene kadar da bekleyeceğim. Allah hepimize kolaylık versin.
Topçam bölgesine dağılan vatandaşlar jandarma komutanlığının emir ve talimatlarına uygun hareket ederek nöbet tutarken bazı vatandaşlar da araziye çıkarak terörist avı yapıyor. Şunu iyi bilsinler ki, yani şunu iyi bilsinler ki bu Karadeniz bölgesine, Karadeniz halkının ne olduğunu bunlar bilmiyor. Karadeniz'de barınamazlar, Karadeniz'de çeliğinden al çocuğuna kadar, kadınından, ihtiyarından yaşlısına kadar bunlara elinde balta, tüfeği olmayan baltası nacağıyla bunlara müdahale eder. En son terör olayının 8 yıl önce olduğu bölgede ellerinde silahlarla nöbet bekleyen vatandaşlar Karadeniz'de teröre geçit verilmez dediler. Askerimizle çatışma çıkmış, köy olarak, halk olarak muhtarımızın yanımızda olmak şartıyla desteğe geldik. Karadenizli olaraktan geldik. Bütün desteklerimizi vereceğiz Allah'ın izniyle. Karadeniz'e bu sokmayacağız. PKK avına çıktık. İnşallah Allah nasip eder de buraya bir düşerler. Karadeniz'in insanının nasıl bir vatansever olduğunu bazı PKK'ya yandaşlık yapan arkadaşlara da ders olur. Bu vatan kolayına kazanılmadı. Evvel Allah'ın izniyle inşallah buraya düşerler. Şu görünen vadi içerisinde olduğunu, askerlerini de üst güzergahlardan çevirdiklerine yönünde bilgi aldık. Bize de beklememiz gereken yönün burası olduğunu ve burada da bekliyoruz. 7-24 Allah'ın izniyle PKK ile mücadelede varız. Her türlü devlete karşı çıkanların karşındayız biz halk olarak. Ordu Mesut diye Bayırköylüyüm. Köy derneğimiz mesaj gönderdi. Olayın olduğunu duyduk. Olay yerine askerimize yardım etmeye geldik. Bekliyoruz. Gelen haberler doğrultusunda ordu merkezden geldik buraya. Beklemeye de devam edeceğiz. Merkezdeydik, kuaförüz. Ama bu haberleri duyduk, dükkanı kapattık, buraya geldik. Vatan borcu. Fethullahçı terör örgütü paralel devlet yapılanması operasyon ve soruşturmaları devam ediyor. Soruşturma kapsamında Mersin'in Tarsun ilçesinde kaymakam olarak görev yapan Fas'ta eski kaymakamı Bekir Atmaca, FETÖ-PD operasyonu kapsamında gözaltına alındı. Tabii ilçemizde üniversite giden öğrencilerimizin çok güzel ortamlarda konaklayabilmeleri için... Fas'a eski kaymakamı Bekir Atmaca da Fethullahçı terör örgütü paralel devlet yapılanması soruşturması kapsamında gözaltına alındı. İlçemizde 500 kişilik 250 kız 250 erkek olmak üzere bir öğrenci yurdu inşaatı bitmek üzere. Mersin Tarsus kaymakamı iken gözaltına alınan kaymakam Bekir Atmaca'dan boşalan kaymakamlık görevine vekaleten Mersin Vali Yardımcısı Ayhan Bayhan atandı. Gözaltına alınan kaymakam Bekir Atmaca ayrıca 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Tarsus kaymakamlığı önünde toplanan vatandaşlarla birlikte demokrasi nöbeti tutmuş ve Fethullahçı terör örgütüne tepki göstermiş. O gece yaptığı konuşmada milli iradenin galip geleceğini ifade ederek "Şu an burada polisimiz, jandarmamız var. Burada kalabalık olduğu zaman provokasyon olabilir. Meramımızı ifade ettikten sonra yavaş yavaş dağılabilirsek zaten halkımız gereken tepkiyi gösterdi. Bu tür kalabalıklarda provokasyon olabilir. Bizi birbirimize düşürecek kişilere karşı tedbirli olalım. Yavaş yavaş dağılalım." demişti. En kısa zamanda tamamlanmayıp hizmetlenmeyi nasip eyle ya Rabbi. Bilindiği gibi Bekir Atmaca 2011 ile 2014 yılları arasında Fas'ta kaymakam olarak görev yapmış, ardından Mersin Tarsus kaymakamlığına atanmıştı. Ordu'nun Ünye ilçesinde de operasyonlar kapsamında adli makamlara sevk edilen 44 kişiden 32'si tutuklandı. Ordu'nun Ünye ilçesinde Fethullahçı terör örgütünün darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 44 kişiden 32'si tutuklandı. Ünye Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamaya göre ilçe emniyet müdürlüğü ekiplerince darbe girişiminin ardından ilçede silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan FETÖ'ye yakınlığıyla bilinen kişilere yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 66 kişiden 44'ü emniyetteki işlemlerin ardından mahkemeye sevk edildi. Ünye Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 44 kişiden 32'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 1 kişi serbest, 11 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İlçede operasyon kapsamında 6 kişinin arandığı, gözaltına alınan 16 kişinin ise İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde adli işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Daha önce ilçede adliye sevk edilen 17 kişiden 10'u tutuklanmış, 7'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. 15 Temmuz akşamından bu yana tüm Türkiye'de olduğu gibi orada da vatandaşlar ellerine aldıkları al yıldızlı bayraklarla demokrasi nöbetlerine devam ediyor.
Demokrasi nöbetinin 17. gününde de vatandaşlar 16 Temmuz Demokrasi Meydanı'nı boş bırakmadı. Hür yaşamış bayrağımın hürriyet. Ordu demokrasi nöbetine devam ediyor. 15 Temmuz akşamı yaşanan ve Türkiye'nin tarihinde kara bir leke olarak yerini alan darbe girişimi sonrası başlatılan demokrasi nöbeti 17. gününü yaşadı. Ordu Büyükşehir Belediyesi önünde bulunan 16 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda bir araya gelen vatandaşlar yaşanan darbe girişimini protesto etmeye devam ediyor. Darbe girişiminin yaşandığı ilk günden bu yana meydanı boş bırakmayan vatandaşlar yine aynı azim ve kararlılıkla demokrasiye ve milli iradeye sahip çıktı. Bu meydanlarda bu çalışmalarımız devam ediyor. Ama bundan sonra ülkemiz daha iyiye gidecek diye söylüyorum. Bütünü geçiyor. Ve Allah'ın izniyle de biz bu köprüyü geçtik. Aşağı yukarı 2 haftadan beri 10 gün gelmiş durum aşağı yukarı. Bizim en önemli özelliğimiz bağımsız yaşamamızdır. Biz bağımsız yaşayarak istiklal ve istikbalimizi kurtarmaya her zaman varız. Her zaman da var olmaya devam edeceğiz. Bir asker eşi olarak darbecileri, teröristleri, Fethullah Gülen örgütünü kınıyorum. Bir taraftan vatandaşlar demokrasi nöbetlerine devam ederken, diğer taraftansa güvenlik güçlerimiz de teröristlerle mücadele ediyor. Bu anlamda sabah saatlerinde Mesudi ilçesi Topça Mahallesi'nden kara haber geldi. 3 asker şehit oldu, 2 asker ise yaralandı. Ordu olarak bir farklı üzüntümüz var biliyorsunuz. İlimizin Mesudi ilçesi Topça mevkiinde 3 tane askerimiz şehit, 2 tane kardeşimiz de yaralı olarak Ordu Devlet Hastanesi'nde şu anda tedavisi sürmekte. Saat 12.30 sularında, 12-12.30 sularında bugün itibarıyla maalesef orada jandarma Fatsa komando birliğimize ait uzman çavuş Hamdi Karagöz kardeşimizi, Konya 1988 doğumlu, jandarma Erdoğan Kaya kardeşimizi, Sivas 1995 doğumlu ve yine jandarma Muhammed Ali Sarı kardeşimizi, Kırşehir 1995 doğumlu, şehit etmişlerdir. Mekanları cennet olsun. Biz bugün burada rahat ve huzurlu bir şekilde oturabiliyor isek, gönlümüz rahat bir şekilde memleketimizin bu güzel topraklarında durabiliyorsak, o şehitlerimizin ve o gazilerimizin katkıları çok büyüktür. Meydanı dolduran vatandaşlar, ellerine aldıkları al yıldızlı Türk bayraklarıyla birlikte okunan Kur'an-ı Kerim tilavetini dinledi, şehitleri için dualar etti. Ordu'da olduğu gibi ilçelerde de demokrasi nöbetleri devam ediyor. Fatsa ilçesinde binlerce vatandaş meydanları doldurdu. Demokrasi nöbetine Yalıköy Mahallesi'nde düğünlerini yaparak yaşamlarını birleştiren Perşembeli Turgay Kübra Aşık Çifti de katıldı. Ünye'de ise demokrasi nöbeti de devam etti. Demokrasi nöbetine 15 Temmuz marşını seslendiren Egemen Sekmen de katıldı. Fatsa'da demokrasi nöbetinde binlerce vatandaş meydanları doldurdu. Program din görevlileri tarafından yapılan Kur'an tilavetiyle başladı. Burada konuşan Fatsa Belediye Başkanı Hüseyin Anlayan, her türlü hainliğe rağmen bu milletin bekası için, huzuru için, saadeti için hizmet etmeye çalışmaya, tek yürek, tek yumruk, milli birlik ve beraberlik içinde olmaya devam edeceğiz dedi. Mesudiye'deki Topçam'daki olan birliğimize, Fatsa Komando birliğimize hain saldırı neticesinde bir uzman çavuş, 2 tane erimiz şehit oldular. Rabbim gani gani rahmet eylesin. 2 tane de askerimiz yaralandı. Onlar ameliyattan çıktılar, çok şükür iyiler. Rabbim şifa versin. Uzman çavuşumuz Konyalı, diğer 2 şehit olan askerimiz de Ankaralı ve Sivaslı. Rabbim bu kahveleri bu milletin üzerinden, bu milletin topraklarından, bu milletin başından defetsin, kahretsin. Ayrıca Fatsa ilçesine bağlı Yağlıköy Mahallesi'nde düğünlerini yaparak yaşamlarını birleştiren Perşembeli Turgay Kübra Aşık çifti düğün sonrası Fatsa Cumhuriyet Meydanı'na gelerek demokrasi nöbetine katıldılar. Hayırlı nöbetler öncelikle. Ülkemiz çok zor bir dönemden geçiyor şu an. Biz böyle bir dönemde dünya evine giriyoruz. Düğünden sonra akrabalarımıza yemeğe gitmektense inanmış insanlarla nöbete gelmeyi tercih ettik. Herkese hayırlı nöbetler diliyoruz. Çok sağ olun.
Edirne'de de demokrasi nöbeti devam etti. 15 Temmuz marşını seslendiren Egemen Sekmen de Ünye'deydi. Sekmen Cumhuriyet Meydanı'nda Ünyelilerle buluştu. Kendi tankına bomba attılar. Asker kılıyla vatan sattılar. Şehitler ölür diye inandılar. Şehitler ölmedi, çıktı direndi. Gecede ayrıca Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu ve tasavvuf müzikleri seslendirildi. Bültenimiz şimdi bir reklamla devam ediyor. 52 şimdi her yerde 52. Sevgili üniversite adayları, sayın veliler, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi sizlere puanınızın yettiği değil, hayalinizdeki bölüm ve alanda eğitim alma imkanını sağlıyor. Üstelik İngiltere üniversitelerinden de çift diploma alma imkanı ile sizleri dünya koşullarına güçlü hazırlamaktadır. Ayrıca çift anadal ve yan dal imkanları ile de birden fazla alanda eğitim ve diploma alma imkanı sağlamaktadır. Sevgili üniversite adayları, sayın velilerimiz, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi'nde hukuk, sağlık, eğitim, mühendislik alanında gelecekte kolay iş bulup hayatlarını kazanabilecekleri günün popüler olan tüm bölümlerinde eğitim alma imkanınız bulunmaktadır. Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi'nde her öğrencinin durumuna göre birçok burs indirimleri bulunmaktadır. Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'nin Lefkoşa kentinde olup yaşam koşulları yaşadığımız kentten hiçbir fark bulunmadığı gibi çocuklarımız için son derece güvenli bir şehirdir. Daha detaylı bilgi için Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Ordu Giresun temsilciliğimizi ziyaret edebilirsiniz. Adres: Köprübaşı Feza Bilgisayar ve Sürücü Kursu, Ordu. 0533 384 07 00. Fındık'ta açıklanan düşük rekolte ile pazarda dengeyi yine üretici ayarlayacak. Yani serbest piyasa koşullarında şekillenen fındık fiyatlarında karar merci üretici olacak. Yeni ürün için pazara ilk fındıkların 10 Ağustos tarihinde inmesi planlanıyor. Serbest piyasada ise fındık yeni hasadın başlamasıyla 13 lirayı gördü. Ordu'da geçen ay serbest piyasada 10 liraya kadar yükselen fındık fiyatı yeni hasadın başlamasıyla 13 lirayı gördü. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu üyesi ve Ordu Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Arslan Soydan, serbest piyasada 2015 yılı fındığının 13 liradan alıcı bulduğunu söyledi. Henüz yeni sezon ürünün pazara inmediğini belirten Soydan, 2015 yılı ürünün bazı tüccarlar ya da fabrikalar tarafından 13 liradan alındığını görüyoruz. Bu da yeni sezon ürün fiyatının daha da artacağı anlamına gelmektedir, dedi. Soydan, fındık fiyatının artmasını yeni sezon rekoltesinin geçen sezona oranla düşük olmasına bağladıklarını ifade ederek beklentilerimiz fiyatların daha artacağı yönünde. Çünkü özellikle Avrupalı alıcıların fındığa ihtiyacı olduğunu biliyoruz. Özellikle 2015 ürününe itirazlarının olmadığını da biliyoruz. Hal böyleyken fiyatın artması da çok normal diye konuştu. Fındık fiyatının 13 liraya kadar yükselmesine rağmen üreticilerin ürünlerini satmadığını kaydeden Soydan, üretici yeni sezonun açılmasını bekliyor. Dolayısıyla birçok üreticimiz ürünlerini evlerinde bekletmeye devam ediyor. Burada üreticilere düşen tek görev bundan sonra fındıklarını kesinlikle emanete bırakmamaları ifadesiyle de uyarı yaptı. Soydan, 2016 fındık pazarının ise 10 Ağustos tarihinde başlayacağını söyledi. Yani 10 Ağustos tarihinden sonra yeni ürün pazara inmeye başlayacak. Fındık sezonunun gelmesiyle birlikte üreticiler fındık hasadına başladı. Ancak rekoltenin düşük olmasıyla önceki yıllara göre fındık oranı da oldukça az. Vatandaşlar bu durumdan üzülse de tek umutları fındık fiyatlarının artması. Fındık rekoltesinin 468 bin ton olarak açıklanmasından sonra fındık hasadının başlaması bu oranı doğrular nitelikte. Fındığın hasadına başlayan vatandaşlar fındık oranı az olmasından yakınıyor. Yani geçen sene 15-20 tane varsa bu sene 10 tane var. 40 tane varsa 20 tane var. Yani geçen sene aldığımız rekoltenin yarısı. Yani geçen sene benim 1300 kilo fındığım oldu. Bu sene 600 kilo falan. 500-600. Geçen sene 50-60 tane çotanak vardı. Bu sene de 15-20 tane, yani 3'te 1, 4'te 1 kadar fındık
gözüküyor. Görüyorsunuz, sizleri de görüyorsunuz. Bak 6 Ocak'tan fındık aşağı yukarı şu. Gördüğünüz gibi rekorteyi şişirdiler. Üreticiye de yazık, çalışan insanlara da yazık. Ben yaklaşık 4-5 senedir aynı bahçeye geliyorum. Yani 15-20 kişi getiriyorum. 10 günde bitirdiğim yerler 3 gün sürüyor. Fındık kesinlikle yok. Ben senelerden beri fındık topladırım. Rekortenin 300 bin tonu geçmeyeceğini, yani bahsede girerim. Bölgenin yeşil altını çuvallara dolmaya başlarken üreticinin tek düşüncesi fındık fiyatları biraz yüksek olması. Bundan beklediğimiz en az 15 lira olması mümkün değil, altı kurtarmaz zaten. Peki geçen sene oranla bu seneki... Fındık rekortesinin şişirildiğini, fiyatların bu yüzden düşük gösterdiğini hissediyoruz. Bu şekilde ne toplayanı kurtarır ne toplatanı. Fındık fiyatından beklediğimiz en az 15 lira olması mümkün değil, altı kurtarmaz zaten. Türkiye'nin en önemli ihraç ürünlerinden fındık kazandırmaya devam ediyor. 2015-2016 sezonunun 11 ayında fındık ihracatından 2 milyar 160 milyon dolar döviz girdi sağlandı. Açıklama Karadeniz Fındık Mamulleri ve İhracatçılar Birliği'nden geldi. Dünya fındık üretim ve ihracatının büyük kısmını elinde bulunduran Türkiye, 2015-2016 fındık ihraç sezonunun 11. ayında bu üründen 2 milyar 160 milyon dolar gelir elde etti. Karadeniz Fındık Mamulleri ve İhracatçıları Birliği'nden yapılan yazılı açıklamada, 1 Eylül'de başlayan 2015-2016 fındık ihracat sezonunun 11 ayında standart natürel iç fındığın kentalinin ortalama 786 dolardan işlem gördüğü belirtildi. Açıklamada 1 Eylül 2015-31 Temmuz 2016 arasında Türkiye'nin 234.984 ton fındık ihraç ederek karşılığında 2 milyar 160 milyon 890 bin 501 dolar geri sağladığı vurgulandı. İhracatın 178.422,6 tonunun Avrupa Birliği ülkelerine yapıldığı aktarılan açıklamada, Avrupa Birliği dışındaki Avrupa ülkelerine 16.451,6, deniz aşırı ülkelere 28.115,1, diğer ülkelere ise 11.994,7 ton fındık ihracatı gerçekleştirildiği ifade edildi. Türkiye geçen sezonun aynı döneminde 208.052 ton fındık ihraç ederek karşılığında 2 milyar 675 milyon 915 bin 444 dolar girdi sağlamıştı. Komşu İlgiresun'da da üreticiler bahçelerine girerek yeni sezon fındık hasadına başladı. Sahil kesimindeki bahçelerde dallardan toplanan yeşil fındıklar çuvallara girerken üretici rekolte azlığı nedeniyle de bu sezon iyi bir fiyat bekliyor. Giresun Valiliğince ilan edilen fındık hasat tarihi olan 1 Ağustos itibariyle sahil kesimindeki bahçelerde üreticiler fındıklarını hasat ediyor. Keşap ilçesine bağlı Güneyköy'de fındık hasadı yapan üreticileri ziyaret eden Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurettin Karan, üreticilerin Bismillah diyerek hasada bugün başladığını söyledi. Tabii ülkede yaşanan olaylardan ve bu seneki ürünün az olmasından dolayı üreticilerimiz moralleri düşük. Tabii geçmiş yıllara baktığımızda çok ciddi bir fındıkla rekolte düşüklüğü bekleniyor. Konuştuğumuz üreticilerle beraber tavalarda çıkan, bahçelerde çıkan fındığın maliyetleri karşılamadığı, bunun için de iyi bir fiyat beklentisi oluşmaya başladığını, yani az bir fiyatta, yani geçmiş yıldaki fiyatlarla üreticinin bu işten zarar ettiğini ve gelecek yıllarda bunun yansıyacağını düşünüyorlar. Yani küllemeden dolayı bundan sonraki yıllarda da ürünün az olacağını ve buna bir önlem alınmasını talep ediyor herkes. Küllenme hastalığının rekolteyi etkilediğini dile getiren Karan, üreticiler bununla ilgili herkesin önlem almasını istiyor. Üreticilerin de fındık yok diye bahçelerden vazgeçmemesi lazım diye konuştu. Ya bizim bölgemizde tabii tahmini bir rekolte açıklandı. Fakat tahmini rekolte açıklandıktan sonraki dönemlerde ciddi bir dökülmeler meydana geldi. Yani bayramın ertesinden itibaren bölgemizde ve diğer bölgelerde de, yani onu da katalım, yani %20'ler civarında bir dökülme gerçekleşti. Karan, fındıkta tahmini rekolte açıklandığını ancak sonraki dönemlerde ciddi dökülmeler meydana geldiğini savunarak bölgede %20'lere kadar bir dökülme yaşandığını öne sürdü. 5'te 1, 4'te 1 gibi. Yani bu evin bir köşesinde saklamalarını, kesinlikle emanete vermemeleri. Çünkü emanete verilen fındık üreticiye ters yönde etki ediyor. Yani üreticinin zarar etmesini sağlıyor. Karan'da Türkiye Ziraat Odaları Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan gibi üreticileri fındığı kesinlikle emanete vermemeleri konusunda uyardı.
Mesela ben kendim 4 ton 5 ton fındık toplarken bu sene 200-300 kilo fındığım var. Buralarda yine az olsun fındık var, o kadarlarda hiç yok. Ordu deyince akla ilk olarak fındık, daha sonra da arıcılık gelir. Türkiye'de arıcılık sektörünün lokomotifi durumunda olan Ordu Arı Balı üretiminde ilk sırada gelmekte. Ordu Arı Yetiştiricileri Birliği Necati Aydın, Türkiye'nin çeşitli yerlerinde olan ordu arıcıları tek tek gezerek sıkıntılarına çözüm buluyor. Ordu'da fındıktan sonraki geçim kaynağı olarak arıcılık geliyor. Türkiye arıcılığında da önemli bir yeri olan Ordu, ülke ekonomisine önemli katkılar yapmaktadır. Ordu Arıcılar Birliği de yaptığı çalışmalar ve üreticilerinin hakkını en iyi şekilde koruyarak Ordu arıcılarını desteklemeye devam ediyor. Ordu Arıcılar Birliği Başkanı Necati Aydın, Türkiye'nin hemen her ilinde bulunan gezici arıcıları ziyaret etti. Bu yapılan ziyarette açıklama yapan Necati Aydın, ordu arıcılığı hakkında bilgi verdi. Amasya ve Tokat bölgesinde arılarını kışlatıyorlar ve ilkbaharından arılar o bölgelerde iyi gelişi, oradan da yüksek rakımlı yaylalara çıkıyorlar. Şu anda sadece Güneydoğu Anadolu bölgesinde arıcımız yok. Tabii orada Nisan-Mayıs aylarında arıcımız vardı ama oradan da yüksek yaylalara gittiler. Gerçekten ordu deyince akla fındıktan sonra bal geliyor. Gerçekten de Türkiye'de biz ordu ile olaraktan bal üretiminde birinci sıradayız. Ordu Arıcılar Birliği Başkanı Necati Aydın, Ordu'da arıcılığın önemine değindi. 2003 yılından bu yana birliğin hiç imkanı olmadığı zamanlarda bile biz araç kiraladık. Arıcılarımızı bölge bölge gezdik. Hele 2005 yılından sonra zaten hiç problem olmadı. Her yıl her bölgelere gittik. Şimdi arıcımız şöyle istiyor. Başkanımızı biz yanımızda görelim. Bizim yanımıza gelsin ama 5000 tane arıcı bir ilde dahi olsa bir ayda gezemesin. Necati Aydın, Arıcılar Birliği olarak arıcıların ürünlerini rahatça oluşturmaları için yaptıkları faaliyetleri anlattı. Yani bir İmranlı'da hiç yoksa 200 tane arıcımız var ayrı ayrı köylerde. Bu 200 arıcıyı kaç günde gezersin? Yani biz ne yapıyoruz? Şöyle bir karar aldık. Toplu toplu arıcılarımızı ziyaret ediyoruz. Gördünüz bugün de Sivas'ın Gölova, Akıncılar, Suşehri, o bölgedeki arıcılarımızın hepsi bir araya geldiler. Biz onları toplu orada gördük, ziyaret ettik. Kendilerine teşekkür ederim. Onların sorunlarını dinledik, dilekçelerini aldık. Onların zirai kredi borçlarının ertelenmesiyle ilgili elimizden geleni biz yapacağız. Sadece Ordu Arıcılar Birliği olarak değil, ayrıca Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği olarak biz buna el attık. İnşallah arıcılarımızın zirai kredi borçlarının ertelenmesi için elimizden geleni yapacağız. Mesudiye Topçam Mahallesi'nde hain terör örgütü PKK tarafından şehit edilen askerlerimiz için Mesudiye Cumhuriyet Meydanı'nda Kur'an tilaveti okundu. Mükafatı hasaten bu Kur'an-ı Kerim'i tilavet etmekteki gayemiz, kanlarıyla bu aziz... Dün ordunun Mesudiye ilçesi Topçam mevkiinde sabah saatlerinde ormanlık alanda meydana gelen hain terör saldırısı yürekleri dağlamış, 3 asker şehit olmuş, 2 asker ise yaralanmıştı. Mesudiye Topçam mevkiinde hain terör örgütü PKK tarafından şehit edilen askerlerimiz için Mesudiye Cumhuriyet Meydanı'nda Kur'an tilaveti okundu. Mübarek ruhu tayyibelerine hediye ediyoruz, vasıl eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, onların bizlere bırakmış olduğu bu emanete sahip çıkma şuurunu bizlere nasip eyle. Birliğimizi ve beraberliğimizi daim eyle. Burada açıklamalarda bulunan Mesudiye Belediye Başkanı İsa Gül, 3 askerimizin şehit olduğu, 2 askerimizin de yaralandığı terör saldırısında bizim yapabileceğimiz en güzel şey hep birlikte onlara dua etmektir dedi. Mesudiye'mizde, Topçam bölgemizde 3 tane kuzumuzu toprağa şehit verdik. 2 tane de Mehmetçiğimizi yaralandı. Şu anda tedavi altında. Biz şehitlerimize öncelikle Allah'tan rahmet diliyoruz. Kederli ailelerine başsağlığı diliyoruz. Mesudiye olarak, ordu olarak, Türk milleti olarak yine yaralarımıza da acil şifalar diliyoruz. Bugün de bizim ona buradan yapacağımız en güzel şey hep birlikte onlara dua etmek, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını istiyoruz. Tabii ki
Fethullah Gülen örgütü, PKK'sı, DAEŞ'i, DHKPC'si, bunlar hepsi aynı örgüt. Çünkü dünyada bir araya gelip batır güçler Türkiye'ye nasıl diz çöktürürüz? Bugün darbede başarılı olmuş olsalardı, inanın PKK bugün olmazdı. Ne zaman darbe başarılı olamadı, o asker elbisesi altına girmiş o teröristler başarılı olamayınca tekrar onlarla işbirliği yapmışlardı. Tekrar devreye girdiler ve masum askerimize ve halkımıza acımadan şehit ettiler. Tabii biz Mesudiyeli olarak bugün o bölgedeydik, yeni geldik kaymakamımızla birlikte ve bütün Mesudiyeli hemşehrilerimizle birlikte. İnanın biz şuradaki siz bacılarımız, çocuklarımız, evlatlarımız, dede yaşlarımız, inanıyorum ki hepiniz aynı duyarlılıktasınız. Orada insanlarımız silahlanmış, emniyet güçlerimizden, askerimizden emir bekliyor. Basın İlan Kurumu Ordu Şube Müdürü Çetin Oranlı Tokat Şube Müdürlüğü'ne atandı. Rotasyon çerçevesinde yapılan değişiklikle boşalan Basın İlan Kurumu Ordu Şube Müdürlüğü'ne Elazığ Şube Müdürü Murat Yürekli atandı. Basın İlan Kurumu'nun uyguladığı rotasyon çerçevesinde Basın İlan Kurumu Ordu Şube Müdürü Çetin Oranlı Tokat Şube Müdürlüğü'ne atandı. Oranlı'dan boşalan Ordu Şube Müdürlüğü'ne ise Elazığ Basın İlan Kurumu Müdürü Murat Yürekli atandı. Veda ziyaretlerine başlayan Çetin Oranlı, yaklaşık 10 gün içinde Ordu'dan Tokat'a giderek yeni görevini devralacak. Memleketimizdeki dostlardan ayrılacağız, memleketten ayrılacağız ama gönlümüz burada. Gönlümüzün yarısı yine burada. Memleketimiz olması hasebiyle bağımız devam edecek. Buradaki dostlarımızla bağlarımız devam edecek. Bu 4,5 yılın en büyük kazancı burada edindiğimiz dostluklar olmuştur bence. 4,5 yıllık süre zarfında ordu basınına faydalı olmaya çalıştık. Karşılıklı işbirliği yaptık. Güzel gelişmeler oldu. İnşallah ileride daha iyi yerlerde olur ordu basını hep birlikte. Yaklaşık 10 gün sonra Tokat'ta göreve başlayacağız. Bir 10 günlük izin var. İnşallah hepimiz için hayırlı olur. Çetin Oranlı, Basın İlan Kurumu Ordu Şube Müdürlüğü'nün açılış yılı olan 2012'den itibaren orduda 4,5 yıl görev yaptı. Konya Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu olan ve aynı okulda yüksek lisans yapan Çetin Oranlı'nın Olaylar ve Kişisel Tecrübe Işığında Gazetecilik adlı 1. bölümü basılan, 2. bölümü ise basıma hazır 2 eseri bulunuyor. Yılların birikimi artı üzerinde notlar, onların yani 5-6 aylık bir çalışma sonucunda yazıya, kitaba dönüştürülmesiyle oluşuyor. 1974 Ordu Kumru doğumlu olan ve iyi derecede İngilizce bilen Oranlı, evli ve 3 çocuk babası. Ordu'daki dostlarımın, hemşerilerimin Tokat'ta bir dostu, hemşerisi olduğunu unutmamasını diliyorum. Bir elimizden bir şey gelirse yine ordu için yapmaya çalışacağız. Ordulular için yapmaya çalışacağız. Sonuçta memleketimiz bir tarafımız her zaman buraya dönük olacak. Evet, her iki müdürümüze yeni görevlerinde başarılar diliyoruz. Orduda bir yıl önce başına isabet eden ve hayati tehlike nedeniyle çıkarılamayan kurşunla yaşamak zorunda kalan 14 yaşındaki Ozan Bayar sağlığına kavuşacağı günü bekliyor. Ordu'da bir sene önce başına mermi isabet eden 14 yaşındaki Ozan Bayar, hayati tehlike nedeniyle çıkarılamadığı için kafasında kurşunla yaşıyor. Ünye ilçesine bağlı İnkur mahallesinde fındık bahçesinde yemek yerken başına nereden geldiği belirlenemeyen kurşun isabet eden Bayar, Fatsa ilçesindeki özel bir hastanenin yoğun bakım servisinde bir ay yaşama savaşı verdikten sonra taburcu oldu. Evet, böyle olaylar herkesin başına gelebilir. Ben böyle olayların artık olmamasını istiyorum. Silahların atamamasını istiyorum. 3 ay gördüğü fizik tedavinin ardından kısmen yürümeye ve konuşmaya başlayan Bayar, anne ve babası ayrı olduğu için kardeşleri Yusuf, Nuri ve Zeynep'le anneannesi Gülseren Yiğit'in yanında kalıyor. Peki Ozan, büyüyünce hayalin neydi, ne olmak istiyordun? Ben Ünye'de altyapıda oynuyordum futbolda. Futbolcu olmak istiyordum. Çabalarım vardı, hayallerim vardı. Artık öyle bir hayalim yok. Olamıyorum, koşamıyorum.
Bugün ben de silah atmış olabilirdim. Bunu ben de yapmış olabilirdim. Bana yardım da edebilirdi. Olay öncesi Türkiye Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Ünyaspor'un altyapısında top koşturduğunu anlatan Bayar, olay sonrası dengesini sağlamakta güçlük çektiği için koşmak bir yana yürümekte zorlandığını aktardı. Hayatımda eskiden özgürdüm, daha iyiydim. Her şeyi yapabiliyordum, koşabiliyordum. Bu zaman hiçbir şey yapamıyorum neredeyse. Sadece yürüyebilmeye yolculuğum var. Evdeyim sadece. Dengemi kaybediyorum ara sıra ayakta. Koşamıyorum. Hafızam da fazla yok. Ozan Bayar, bu hale gelmesine neden olan kişinin özür dileyerek af dilemesi halinde çok mutlu olacağını da dile getirdi. Bana onu yapanın bulunmasını istiyorum. Bayar'ın anneannesi Gülseren Yiğit, torununu sakat bırakan kişinin bulunmasını istedi. Yani sonu yok ki. Nereye çalıyor? Akşam düğün oldu. Silah. Her tarafta düğün, meclis var, silah. Silahı atılmadığı yer mi var? Babasından bir yardım yok. Tek anasının çalışmasıyla bakıyoruz biz buna. Bizim de zaten gücümüz yok. Tabii ben de bunun bir yardımdan bir şeyden faydalanmasını istiyorum. Yani bunun ilacını alıyoruz biz. Bu ilaç kullanan bir kişi, kendine sahip olmayan bir kişi, bunun başında devamlı biz başındayız. Bizim de durumumuz iyi. Tabii ben de bunun bir maaş almasını istiyorum. Fatsa'daki özel hastanenin beyin ve sinir cerrahisi uzmanı Doktor İsmail Karataş, kurşunun çocuğun kafasından çıkarılmasının riskli olduğuna işaret etti. Bize geldiğinde 13 yaşındaki çocuğun genel durumu iyi değildi. Şurada kapanmak üzereydi. Acilen ameliyata aldık. Kurşunun kafatasındaki oluşturduğu hasar ve beyne batan kemik parçaları çıkarıldı. Beyin zarı tamir edildi. Kurşun almaya çalıştık ama uzun süre uğraşmamıza rağmen alamadık. Sonra da bırakmak zorunda kaldık. İkinci defa tekrar ameliyat etmenin daha riskli olacağını, kurşunun orada durmasının daha uygun olacağını, takip edilmesinin yeterli olacağı kararına vardı. Ordu'nun Ulubey ilçesi Evrim Mahallesi'nde modern düğünlerin yanı sıra gelenek ve görenekleri yaşatmak adına davul ve zurna da çalınıyor. Elbette ki dedelerimizden kalan gelenek ve göreneklerimiz toplumumuz için bir miras niteliğinde. Geçmişten gelen miraslarımızsa çağımızda yaşayan deyim yerindeyse Evliya Çelebiler tarafından da toplumumuza aktarılmakta. En güzel örneklerden biri de Ulubey ilçesi Eymür mahallesinde denk geldiğimiz bir düğün. Düğünü dikkat çekici kılan bir özellikse hem modern zamanların esintileri hem de geçmişin izlerinin harmanlanması. Dedelerinden miras kalan ve dede mesleğini yaşatan davul ve zurnacılar halen ilk günkü hevesleriyle mesleklerini icra ediyor. Düğünlerimizde dedelerimiz, onların da dedeleri bu gelenekle büyümüş, evlenmiş. Düğünlerde, sünnetlerde, davullar, gırnatalar bunlarla beylenmişiz. Yıllarca bu kültürümüz devam ediyor. Bundan sonra da devam etmesini istiyoruz. Peşimizden gençler yetişiyor. Hani yetiştiriyoruz peşimiz sıra. Arkadan onlar geldi. Biz tabii ihtiyarlıyız. Yaş gittikçe ne oluyor? Çok yani. Gelenek ve göreneklerimiz var. Bu gelenek ve göreneklerimizde de az önce gördüğünüz davul, gırnata, zurna bunlar bizim vazgeçilmemiz. Ve şu anda da hala bizim bu bölgemizde, ya özellikle diyeyim yani Karadeniz ve Ordu bölgemizde bu davul ve gırnata meşhur. Birlik, beraberliğimizin her şeyiyle beraber vurguladığı şu düğün merasiminde köylü, mahalleli, kolu, komşu ne güzel bir eğleniyor. Bu gelenek ve göreneği biz devam ettiriyoruz. Bu haberle bu akşamda bültenimizin sonuna geldik. Yarın akşam buluşuncaya dek esen kalın.
Yeni sezon öncesinde ikinci etap kamp çalışması için Erzurum'a giden Ordu Spor, Palandöken yolunu tuttu. Bu sabah saat 8.30 saatlerinde yola çıkan Mor Beyazlı Kulüp 10 günlük kamp sürecini Erzurum Palandöken'de geçirecek. Ordu'da birinci etap kamp çalışmalarını tamamlayan ve ikinci etap için Erzurum Palandöken'de kampa girecek olan Ordu Spor'da kamp kadrosu da belli oldu. Teknik direktör Metin Altınay ilk etap kamp çalışmasında belirlediği 28 kişilik kadro ile Erzurum'a gitti. Ordu Spor'da kampa alınmayan ve sakatlığı süren bazı isimler ise Ordu'da çalışmalarına devam edecek. Ordu Spor'un 28 kişilik ikinci etap Erzurum kamp kadrosu şu şekilde. Kaleciler: Kaan Kars, Mert Canelik, Furkan Serdaroğlu. Defans: Asımcan Çaykıran, Altan Kılıç, Yunus Şimşek, Burak Demireğen, Arda Arslan, Furkan Mızrak, Furkan Şirin, Mustafa Bayhan, Oğuz Yılmaz, Yasin Öztop, Temel Kaya. Orta saha: Ethem Gürsoy, Burak Özsoy, Emre Usta, Özgen Erdem, Doğancan Aynacı, Tolga Yılmaz, Oluş Şensöz, Can Öztürk, forvet attı: Alihan Öztürk, Necati Can Öztürk, Mehmet Batuhan Şenel, Murat Torun, Emre Gemici, Abdullah Yurttaş. Ordu Spor, demokrasi nöbetinde. 15 Temmuz darbe girişimine karşı Türkiye'nin pek çok ilinde vatandaşlar sokağa dökülüp meydanlarda demokrasi nöbetine katılırken Ordu Spor'da nöbet için meydandaki yerini aldı. Ordu Spor Kulübü, yöneticiler, teknik ekip ve futbolcularla birlikte meydana giderek nöbete, milli iradeye sahip çıktı. Haftalar önce yapılan darbe girişimini kınayan Ordu Spor Teknik Direktörü Metin Altınay, Ordu Spor olarak biz halkımızın, demokrasinin yanındayız dedi. Ve Mesudiye ilçesinin Topcan mevkiinde gerçekleştirilen terör saldırılarına tepki gösterdi. Tabii ki 15 Temmuz sürecini şiddetle kınıyoruz, lanetliyoruz. Gerek şahsım adına gerekse futbolcularım adına. İnanın çok üzüldük. Ülkemiz bunu hak etmiyor. Bir tane ülkemiz var. Her zaman da ülkemizin yanındayız. Bu 15 Temmuz sürecinde özellikle çok şehit verdik, sivil şehitlerimiz. Onların hepsine Tanrı'dan rahmetler, yakınlarının ailelerine başsağlığı diliyorum. Ayrıca bugün de ordumuzda yaşanan bu çok üzücü terör saldırısı olayında 3 tane şehidimiz var, askerimiz. Onlara da rahmetler diyorum kendilerine. Ve işin özü, hep demokrasiden yanayız ve darbe girişimi artı terörü şiddetle lanet tekrar kınıyoruz. Yaşanan durumun futbolcular üzerinde de etki yarattığını belirten Altınay, inşallah bir daha böyle olaylar yaşamayız ifadelerini kullandı. Tabii ki etkiliyor ister istemez, çünkü benim de futbolcularım, o şehit olan sivil olsun ve askerlerin aynı yaşlar neredeyse. Sürekli orada aynı şeyler konuşuluyor. Sonuçta antrenmanlarımızı yapıyoruz. Çok da gelmek istedik. Her gün çift antrenman yaptığımız için ilk defa dün izin verdim futbolculara. İzinden döndüler. Bugün hemen gelmek istedik buraya. Etkilemelerini işte en asgariye çekmeye çalışıyoruz. Hepsi aynı yaşlarda. Kiminin kardeşi, kiminin yeğeni, kiminin dayısı. Ki bugün de şehit olan burada 3 tane askerimiz. Ben aslen Konyalıyım. Konyalı hemşerim. Yakınında tanıdığım bir insanın oğlu. Ona da üzüldüm. Onlara da başsağlığı dedim. Aradık Konya'yı. Şu anda yakında da tanıyorsunuz. Tanıyorum. Ailesiyle görüşme imkanınız oldu mu şehit olan askerlerimizin? Yok, olmadı. Hep yakınlarıyla görüşebildik. Yakınları vardı. Benim uzaktan bir akrabam vardı. Onun yakınıymış. Ona üzüldüm biraz. Ama sonuçta yapacak bir şey yok. Ülkemiz için gerek ben ne olursa olsun futbolcunu da biliyorum. Seve seve her zaman nereye isterlerse gideriz. ...29 Temmuz'da yaptığı ilk antrenmanda sezon açılışı yapan Güzel Ordu Spor'da antrenmanlar hız kesmeden devam ediyor. Soruları yanıtlayan takımın futbol şube sorumlusu Ertan Bakır, bu sezon iddialı olduklarını dile getirdi. Ordu'da 10 günlük bir kamp süreci yaşayacaklarını söyleyen Bakır, bu sezon hedef şampiyonluk ve bunun için sonuna kadar mücadele edeceğiz dedi. 10 günlük bir kampımız var Ordu'da. Sonra il dışında belirlediğimiz bir yerde antrenmanlı sezon kampını da başlatacağız. Allah izin verirse bu sene hedefimiz şampiyonluk. Şampiyon olmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. Güzel Ordu Spor'un yeni kurulan bir takım olmasına rağmen mazisinin 1973'lere dayandığını söyleyen Bakır, biz bu sene hedefi yüksek tuttuk ve bu doğrultuda en önemli desteğimiz taraftar olacaktır açıklamasını yaptı. Şimdi aslında Güzel Ordu Spor Kulübü'nün mazisi 1973 köy hizmetlerinden kurulu bir takım. Tabii ki taraftarlarımız takımı iyi yerde görmek istiyor.
Geri ortalarda gördüğü zaman tabii ki seyir zevkinden uzaklaşıyor taraftarlarımız. Biz o nedenle bu sene zaten hedefi şampiyonu koyduğumuz için taraftarlarımızın da bizi izlemeye geleceğini tahmin ediyoruz. Sonuçta biz Ordu'nun takımıyız. Ordu halkını temsil ediyoruz. O nedenle desteklemelerini bekliyoruz. Allah izin verirse de iyi bir takım kurduğumuza inanıyoruz. Seyircimiz de bundan mutlu olacak ve memnun olacak. Kadrodaki hiçbir futbolcunun bu sezon rastgele alınmadığına dikkat çeken Bakır, tüm sporcular özel olarak seçildiler ve bu yüzden bu sene hedefimize ulaşacağımızdan eminim dedi. Cahit hocamızla geçen senenin devre arasında anlaştık ve bir yapılanma içerisine girdik. O dönemde hedefimiz tabii ki ilk 3 sıraları zorlamaktı ve bu senenin iskelet kadrosunu yapmak için bir takım kurduk. Cahit hocamla benim izlediğimiz futbolcu arkadaşlarımız vardı, izleme ekibimiz vardı ve sürekli her hafta birer futbolcu izliyorduk. O izlemenin neticesinde de belirlediğimiz futbolcular var. Yani şu an kadromuzdaki hiçbir futbolcu, belirsizlikle alınan bir futbolcu yok. 6 ayın izlenme sonucunda belirlenen hepsi nokta transferdir. Biz futbolcu kalitesinin iyi olduğunu düşünüyoruz ve bundan da eminiz. Artık bundan sonrası teknik ekibe bağlı. Teknik ekip bu kaynaşmayı, futbolcu arkadaşlar kaynaşmayı sağlayacak ve sahaya en iyi takımımızı çıkartacağız. O anlamda da içimiz rahat. Voleybol erkekler 3. liginde mücadele eden Ordu Spor erkek voleybol takımı Agah Genç ile yola devam etme kararı aldı. Geride bıraktığımız sezonda sıkıntılı bir süreç yaşayan Filenin Şimşekleri bu sezon oldukça iddialı geliyor. Daha önce yaptığı iki transferle gündeme gelen mor beyazlı ekip 3 sezondan bu yana takımda oynayan Agah Genç ile yola devam etme kararı aldı. Tecrübeli smaçör 2016-2017 sezonunda Ordu Spor forması ile mücadele edecek. Yeni sezonda hedeflerinin playoff oynamak olduğunu kaydeden Genç, "Bu hedef için takıma geldim ve elimden gelenin en iyisini yapacağım." dedi. Yeni kurulan ve Samsun'da yapılan Genç Kızlar Türkiye Futbol Şampiyonası grup müsabakalarını geride bırakan Rusmat 4 Gençlik ve Spor Kulübü'nde antrenör Hakan Yurdakul bayan sporculara çağrıda bulundu. Rusmat 4 Gençlik ve Spor Kulübü kız futbol takımı ilk kez katıldığı turnuvalarda gruptan çıkamadı, gol atamadı ancak maddi destek görmeden gittiği turnuvalarda sahaya eksik kadro ile çıkmasına rağmen sahadaki mücadelesi alkış toplamıştı. Antrenör Hakan Yurdakul her fırsatta hedefinin oyuncularını 3. ligde oynatmak istediğini belirtirken Kasım ayında başlayacak olan 3. ligde bayan sporcuları takımına beklediğini belirtti. Yurdakul şu ifadeleri kullandı. "Kızlarımla gurur duyuyorum ve Kasım'da Rusmat 4 Gençlik ve Spor Kulübü olarak 3. ligde yer alacağımızı belirtiyorum. Her yaştan bayan sporcuları takımımı bekliyorum."